Merhaba sevgili seyirciler. Yepyeni bir konuyla yakın plana başlıyoruz. Sayın Profesör Doktor Yalçın Küçük bugünkü konumuzla ilgili bizleri bilgilendirmek amacıyla tekrar yanımızda. Yalçın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayrıca yanımızda öğrenci arkadaşlarımız da var. Emine Bozkurt ve İsmail Alper Güvey. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet sevgili öğrenci arkadaşlar, bugün Açıköğretim Sistemi Genel Matematik Ders Kitabı'nın 4. ünitesinde yer alan üstel ve logaritmik fonksiyonlar konu başlığına odaklanacağız. Bu konumuzla ilgili de üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar ve üstel ve logaritmik fonksiyonların uygulamaları başlıklarına yer vererek konuyla ilgili Sayın Yalçın Hocamız bilgilerini bizimle paylaşarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza faydalı olacak bir program sunmaya çalışacağız. Evet hocam. Ben o zaman ilk sorumu sorarak programımıza başlıyorum. İlk sorum şöyle bir soru hocam. Üstel fonksiyonlar hakkında nasıl bir bilgi, yani bahsedebilir misiniz, bilgi verebilir misiniz? İsterseniz geçmiş dersimizde verdiğimiz konuyu da göz önüne alarak önce fonksiyon nedir, bunu bir tanımlayalım. Bunu şöyle tanımlayabiliriz. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir tane elemanına eşleyen bir eşlemeye bir fonksiyon demiştik. A kümesine bu fonksiyonun tanım kümesi, B'ye de değer kümesi demiştik. Şimdi üstel fonksiyonlar aslında hayatta nerede ortaya çıkıyor? Onun hakkında birazcık bilgi vermek isterim. Pozitif bir nicelik zaman içinde değişirken kendi büyüklüğü ile orantılı olarak artıyorsa bu artışa üstel artış gösteriyor deriz. Bu durum k pozitif ve a birden büyük bir sayı olmak koşuluyla fx eşittir k çarpı a üzeri x şeklinde modellenir. Eğer bu nicelik kendi büyüklüğü ile orantılı olarak azalıyorsa bu durumda üstel azalma gösteriyor deriz. Ve bu durumu k pozitif ve a sıfırla bir arasında bir sayı olmak üzere fx eşittir k çarpı a üzeri x şeklinde modelleriz. Dolayısıyla burada doğal olarak fx eşittir a üzeri x gibi bir ifade çıkıyor ortaya. Şimdi bunu göz önüne alarak üstel fonksiyonun formal tanımını şu şekilde ifade edebilirim ben. A pozitif bir gerçel sayı ve birden farklı bir sayı olmak üzere fx eşittir ax şeklinde tanımlanan fonksiyona biz üstel fonksiyon diyoruz. Bu fonksiyonun tanım kümesi olarak gerçel sayılar kümesini alabiliriz biliyorsunuz. Değer kümesi olarak da yine ne yapabiliriz? Hocam sözünüzü evet. Keseceğim ama a neden birden farklı ve neden negatif olamıyor? Şimdi a eğer 1 olmuş olsaydı dolayısıyla 1'in her kuvveti yine 1 olacağı için fonksiyonumuz sabit bir fonksiyona dönüşürdü. Eğer a burada negatif bir sayı olsaydı, x'in üssünü 1 bölü 2 aldığımızda, a'yı mesela eksi 2 alalım, eksi 2 üzeri 1 bölü 2 dediğimiz şey, eksi 2 üzeri 1 bölü 2 dediğimiz şey, ne olacaktır? Kök eksi 2 olacaktır ki bu da tanımlı olmayacaktır. Dolayısıyla burada a'yı pozitif ve birden farklı alarak biz fx eşittir a üzeri x'i aldığımızda bu her x gerçel sayısı için anlamlı bir şey olur. Anlamlı olduğu için tanım kümesini gerçel sayılar kümesi olarak alabiliriz. Aynı şekilde değer kümesini de gerçel sayılar kümesi alabiliriz. Ancak şu incelemeyi göz önünde bulundurarak burada değer kümemizi biraz kısıtlı hale getirebiliriz. Eğer a birden büyük bir sayıysa burada x'ler pozitif gerçel sayı olduğunda a üzeri x'ler de birden kesinlikle büyük olacaktır. Eğer x'ler negatifse bu durumda a üzeri x'in değeri sıfırla bir arasında olacağı için bu değer kümemizi biz sıfırla artı sonsuz biçiminde alabiliriz. Çünkü bu fonksiyon hiçbir zaman negatif değerler almaz. Sıfır değerini de almaz. O nedenle bizim değerlerimiz sıfırla sonsuz arasında yani pozitif gerçel sayılar olarak alınabilir. Şimdi dilerseniz bunu daha iyi anlayabilmek için bir tane fonksiyonun
grafiğini çizmeye çalışalım. A 2 olmak üzere f fonksiyonumuzu gerçel sayılardan 0 sonsuz aralığına 2 üzeri x şeklinde tanımlamış olalım. Bunun grafiğini ya da resmini tam olarak bilirsek bunun hakkında oldukça güzel şeyler söyleyebiliriz. Bunun için de biliyorsunuz bunun resmini çekebilmek için düzlemi koordinatlandırmaya çalışıyoruz. Kartezyen koordinat dediğimiz bir sistemi düzleme şu şekilde yerleştireceğiz. X ekseni bu şekilde bir gerçel sayılar kümesi. Sıfırı burası. Tam bu sıfırda buna dik olacak şekilde bir gerçel sayılar eksenini de yukarıya yönelecek şekilde bu şekilde yerleştirdiğimizi varsayalım. Şimdi bu fonksiyonun grafiğini ya da resmini çizebilmek için önce bir taslak oluşturacağız. O nedenle x'e bazı değerler verip buna karşılık gelen y değerlerini hesaplamamız gerekiyor. Şuraya x, şuraya da fx dersek bu değerleri hesaplamaya çalışalım. X'e eksi 2 değerini vermiş olsam fx ne olacaktır? 2 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 2 üzeri 2 yani 1 bölü 4 olacaktır. X'e eksi 1 değerini verdiğimizde fonksiyonumuz 2 üzeri eksi 1 değerini alacak. O da 1 bölü 2 olacaktır. X'e 0 değerini verdiğimizde 2 üzeri 0 üstel sayılardan bildiğimiz gibi 1'e eşittir. 1 değerini verdiğimde 2 üzeri 1 2 olacaktır. 2 değerini verdiğimde ise 2 üzeri 2 4 olacaktır. Dolayısıyla bu ikilileri düzlemde yerleştirmeye çalışacağız. Sayı eksenlerimizin bir tanesini yatay, diğerini buna sıfırda dikey olarak oluşturduktan sonra bunun üzerinde öncelikle eksi 2, sonra eksi 1, sonra 0, sonra 1 ve 2 x değerlerini düşünelim. Bunlara karşılık gelen değerlerimiz şurası 1, 2, 3, 4 olmak üzere. Bunun 4'te 1'i 1 bölü 4. İlk değerimiz şu nokta olacaktır. 1 bölü 4, eksi 2'ye 1 bölü 4 değeri. İkinci değerimiz şurası 1 bölü 2 olmak üzere. Şu nokta olacaktır. Biraz yukarıda. Sıfır da şuradaki 1 değerini alacak. 1 de 2 değerini alacak. Şurada. Şöyle sileyim. Evet. Sonra 2'de de aldığı değer 1, 2, 3 ve 4 olduğuna göre 4 dediğimiz şu nokta olacak. Şimdi dikkat ederseniz bir bu nokta var, bu nokta var, bu var, bu var, bu var. Fonksiyonun buradaki x değerlerini artırdığımda karşılık gelen y değerleri de orada hesaplandığında bu grafiğin gitgide süliyeti belli olacak. Ve şöyle bir grafiğe dönüşecek. Bunları birleştirdiğimizde de 2 üzeri x'in grafiği şu ekranda görüldüğü gibi olacaktır. Şimdi bu grafiğe şu grafiğimizi göz önüne aldığımızda bu grafiğe bakarak biz bu üstel fonksiyonların birebirliğini, örtenliğini araştırabiliriz. Onun için de şöyle bir gözlem yapalım isterseniz. X ekseninin eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru sayıları arttığını düşünürsek x ekseni üzerinde yürüdüğümüzde grafiğimiz yukarıya doğru hareket ediyor. Yukarıya doğru hareket ediyorsa böyle bir grafiğe biz artan grafik diyoruz. Bu fonksiyona da artan fonksiyon diyoruz. Dolayısıyla genel olarak a pozitif bir sayı ve birden farklı olmak üzere a üzeri x fonksiyonu a büyük 1 için artan bir fonksiyondur. Çünkü x1 x2'den küçükken bunun a üzerindeki değerleri aynı sırayı korurlar. Yani fx1 fx2'den küçük kalır. Bu şekilde devam ederse her x1 x2 farklı sayısı için bizim fonksiyonumuzun artan olduğunu söyleyebiliriz. Hocam
Burada bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi artanlığı bu şekilde görebiliyoruz fonksiyon üzerinden ama birebirlik ve örtenliği nasıl görebiliriz fonksiyonu? Şimdi fonksiyonun grafiğini çizdiğimizde onun üzerinden birebir ve örtenliğini kontrol etmenin yolu şu. Şimdi fonksiyonumuzun değer kümesi, bunu 2 üzeri x olarak çizdim ben ama a'yı burada birden büyük herhangi bir sayı alırsak grafiğimiz buna benzer bir şey olacaktır. Tanım kümemiz x ekseni yani şu. Değer kümemiz olarak da sıfır hariç bakın şuradaki kümeyi aldım ben. Bu küme üzerinden herhangi bir nokta alıp x eksenine paralel bir doğruyla bunu birleştirdiğimde bu grafiği bir tek noktada kesiyor dikkat ederseniz. Bunun iki anlamı var. Bizim fonksiyonumuz birebirdir. Çünkü grafiği bir noktada kesiyor. Şuradan çizsem gene bir noktada kesiyor. Buradan çizsem gene bir noktada kesiyor. Yani ben şuradan şuraya kadar hangi noktayı alırsam alayım x eksenine paralel bir doğruyla çizdiğimde bu grafiği bir noktada kesiyor. Bunun anlamı fonksiyon birebir. Üstelik şuradaki noktaların hangisini alırsam alayım ben oralardan x eksenine paraleller çizdiğimde mutlaka grafiği kesiyor. Bu da onun örten olduğunu söyler bize. Yani bu grafik bize hem birebirliği hem de örtenliği söylüyor. Evet. Hocam, o zaman biraz da logaritma fonksiyonundan bize bahsedebilir misiniz? Şimdi biz üstel fonksiyonların birebir ve örten olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla birebir ve örten fonksiyonların tersleri de yine bir fonksiyondur. Logaritma fonksiyonları da üstel fonksiyonların tersi olarak ortaya çıkar. O nedenle bu fonksiyonumuzu biz gerçel sayılardan sıfır sonsuza tanımladığımızda hem birebir hem de örten yani terslenebilir olur. Hocam burada bir soru daha da sorabilir miyim? Evet. Şimdi biz a üzeri x'i mesela biliyoruz x değişken olmak üzere ama logaritma neyi ifade ediyor bize? Şimdi onu tanımlayalım isterseniz öncelikle logaritma fonksiyonunu. Yani şimdi birebir ve örten bir fonksiyon olduğu için tersi var. Onun tersini biz isim olarak şöyle adlandırıyoruz. Diyoruz ki f eşittir a üzeri x ise f eksi bir fonksiyonu x'in a tabanına göre logaritması ya da kısaca logaritma olarak söylüyoruz. Şimdi burada herhalde şunu sormak istedin sen. Bir x değeri aldığımda ben buna karşılık ne buluyorum? Bir a üzeri x'i a'nın üssü olarak hesaplayabiliyorum. Bunu hesaplayabiliyorum. Şimdi bir x aldığımda acaba logaritma a tabanına göre x ne anlama gelir? Bunu soracağız herhalde değil mi? Şimdi bunu bulabilmek için aslında şu ters fonksiyonlar nasıl bulunuyor? Onun üzerinde biraz duralım. Eğer y fonksiyonumuz a üzeri x ise bunun tersini bulabilmek için yaptığımız cebirsel işlem şuydu. X ile y'nin yerini değiştiriyorum. Yani x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazıyorum. Şöyle yazıyorum. A üzeri x, a üzeri y, pardon. A üzeri y. Ve buradan y'yi çekiyorum. Y'yi çektiğim zaman y benim ters fonksiyonumu verecek. Ama biz ona bir isim vermiştik hatırlarsanız. F eksi 1 x'e logaritma a tabanına göre x demiştik. Değil mi? Dolayısıyla bu y'yi getirip burada yerine yazarsam ben şöyle bir eşitlik elde ediyorum. A üzeri logaritma a tabanına göre x. Bu eşitlik bize şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki bir x pozitif sayısının logaritması a'nın x'i veren üssüdür. Bir x sayısının a tabanına göre logaritması a'nın x'i veren üssüdür. Yani şudur. Dikkat ederseniz bu eşitlik ne? X. A'nın x'i veren üssü şu. X'e karşılık gelen logaritmadır. Demek ki biz her bir x sayısına bunu karşılık getiriyoruz. Bunu problemlerimizde de kullanacağız. Yani bu oldukça önemli bir özellik. O nedenle burada bir uyarı olarak ben bunu yazdım.
Şimdi çok özel bir üstel fonksiyondan söz edelim. 2,71, 82, 81, 82, 84, 45 vesaire diye giden ve tekrarlanmayan bir ondalık açılıma sahip olan bu sayıya biz exponential lafının baş harfi olan E sayısı diyoruz. Ve bu çok önemli bizim için. Aslında çıkış noktasını kitabımız çok güzel açıklamış bunun. Oradan okursak bileşik faizde E sayısının nasıl ortaya çıktığı kesinlikle orada verilmiş. Ancak biz tabii üstel fonksiyonlarla ilgilendiğimiz için E'de 2,71 gibi kısaca bir sayı olduğu için birden büyük bir sayıdır. O zaman A olarak E'yi alabiliriz. Fx eşittir E üzeri X fonksiyonuna üstel bir fonksiyon gözüyle bakabiliriz. Bunun tersini düşündüğümüz zaman ne olacaktır? Logaritma E tabanına göre X olacaktır. Ancak biz onu kısaca ln X olarak gösteriyoruz. Demek ki E üzeri X fonksiyonunun tersi olan fonksiyonumuz neymiş? Ln X'miş. Yani sorularımızda ln X çıkarsa oradan bunu anlayacağız. Bununla ilgili bir şeyde ters fonksiyonun grafiği nasıl çizilir? Bunun için bir yolu ben grafik üzerinden vermeye çalışayım. Eğer bir fonksiyonun grafiğini biliyorsak, bu fonksiyonun grafiğini önce çizeriz. Mesela A üzeri X'in grafiğini biz böyle çizmişiz. Bakın buradan başlıyor, şöyle şuraya kadar geliyor. Bunun Y eşittir X doğrusuna göre simetriğini aldığımızda elde ettiğimiz grafik, bu fonksiyonun tersinin grafiğidir. Hocam bütün fonksiyonlar için geçerli mi? Bütün fonksiyonlar için bu dediğim özellik geçerli. Yani herhangi bir fonksiyonun grafiğini biliyorsak biz, tersinin grafiğini çizmek için önce y eşittir x doğrusunu şöyle çiziyoruz. Ondan sonra çizdiğimiz grafiğin buna göre simetriğini alıyoruz. Elde ettiğimiz yeni grafik, şurada elde edilen grafik, bizim ters fonksiyonumuzun grafiği oluyor. Bu bütün fonksiyonlar için geçerli. Şimdi üstel fonksiyonların özelliklerine bakalım isterseniz. Üstel ve logaritmik fonksiyonları artık yavaştan geçebiliriz. Geçelim isterseniz. Şimdi üstel fonksiyonların özelliklerini göz önüne alırsak aslında üslü sayıların özelliklerine çok benziyor. Yani üslü sayıların özelliklerini biliyorsam hemen hemen aynı özellikler üstel fonksiyonlar için de geçerli oluyor arkadaşlar. A üzeri eksi x dediğimiz şey, negatif üslü bir sayı nasıl yazılıyordu? 1 bölü a üzeri x biçiminde yazılıyordu. Burada a üzeri x artı y, a üzeri x çarpı a üzeri y, a üzeri x eksi y, a üzeri x bölü a üzeri y biçiminde yazılıyor. A üzeri x'in y'inci kuvvetini alırsak a üzeri x çarpı y'yi buluyoruz. Eğer üstümüz aynıysa, tabanda iki farklı sayı varsa üst tabanın üzerine bu şekilde dağılıyor. Bu özellikleri kullanarak aslında sınavlarımızda sıklıkla karşılaştığımız problemlerimiz var. Bunları çözmeye çalışalım. Şimdi ilk sorumuza bakarsak 5 üzeri 2x eksi 4 eşittir 625 ise x nedir diye sorulmuş bize. Eğer biz buradaki 625 sayısını 5'in bir kuvveti biçiminde ifade edebilirsek, o zaman şu özelliği kullanabiliriz. İki üstel ifadenin tabanları eşitse üstleri de birbirine eşit olacak. Dolayısıyla hocam, evet. Pardon. 625'i 5'in kuvveti şeklinde nasıl yazabiliriz? Şimdi 625 önce 5'e böleriz. Sonra çıkanı 5'e böleriz. Sonra 5'e böleriz. Bir böyle bölerek devam edebiliriz. Ve 5'in kaçıncı kuvveti olduğunu oradan bulabiliriz. Ancak 625 bildiğiniz gibi nedir? 625, 25 ile 25'in çarpımıdır, değil mi? 25 de nedir? 5'in karesidir. 5'in karesi. 5'in karesi çarpı 5'in karesi. Tabanlar aynı olduğu için 5 üzeri 2 artı 2, 5 üzeri 4 diye yazılabilir. Dolayısıyla bizim denklemimiz buradan 5 üzeri 2x eksi 4 eşittir 5 üzeri 4 biçimine dönüştü. Tabanları eşit bakın. O zaman üstler de eşit. Yani 2x eksi 4 eşit 4 olur. Buradan 2x eşittir 8, x ise 4 olarak
elde edilir. Demek ki bu denklemin çözümü bu şekilde hemen yapılır. İkinci sorumuza geldiğimizde 7 üzeri x çarpı 7 üzeri 3 eşittir 1 verilmiş. Her iki tarafı 7 üzeri 3'e bölersem ben, şurası 1 bölü 7 üzeri 3. Birinci özellik bize ne diyor bu? 7 üzeri eksi 3 diyor. Şu 7 üzeri 3'ler kısalıyor. 7 üzeri x eşittir 7 üzeri eksi 3 gibi bir ifade buluyorum. Yine tabanlarımız eşit dikkat ederseniz üstümüz de eşit olacak. Yani eksi 3 bizim çözüm kümemiz olacak. Hocam bunu bir başka yoldan da çözebiliriz galiba. Yani bir başka yoldan şöyle çözebiliriz. Onu da hemen yapalım. Şimdi 7 üzeri x çarpı 7 üzeri 3 neydi? Tabanları aynı olduğu için 7 üzerinde x artı 3 diye yazılabilir. Peki 1 nasıl yazılabilir? 7 üzeri 0 diye yazılabilir. Dolayısıyla tabanlar eşit olduğu için x artı 3'ü biz 0'a eşitleriz. Buradan da x eşittir eksi 3 yine bunun çözümü olarak elde edilir arkadaşlar. Şimdi şuraya geldik. 9 üzeri x artı 9 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x eşitmiş 18'e. Yukarıda kaç tane 9 üzeri x var? 2 tane. O halde 2 çarpı 9 üzeri x diye yazabilirim payı ben. Paydayı ise 3 tane 3 üzeri x olduğu için 3 çarpı 3 üzeri x diye yazabilirim. Bu neye eşit? 18'e eşit. Şu 18 ile 2'yi kısaltırsam burada 9 kalır. Şu 3 ile çarparsam 9 üzeri x bölü 3 üzeri x eşittir 27 ifadesine ulaşırım. Ya da 9 çarpı 3 olduğu için 3'ün kübü diye yazabilirim. Burası ise 9'u biz 3'ün karesi diye yazdığımız için şunu 3'ün karesinin x'inci kuvveti bölü 3 üzeri x ya da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x olur. Şunları kısalttım. Sonuç olarak 3 üzeri x eşittir 3 üzeri 3'e dönüştü. Tabanlarımız yine eşit. O halde x 3 olarak bulunur arkadaşlar. Başka sorularımız var mı? Var. Biraz devam ediyorum. Tamam. Burada da ben arkadaşlara sadece yol göstereyim. Gerisini kendileri çözsünler. 8 de 2'nin bir kuvveti olarak yazılabilir. 4 de. 8 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. Üçüncü kuvveti. Dolayısıyla x eksi 1. 4 2'nin karesi x. Buradan 3x eksi 3 eşittir 2x bulunur. Buradan da x eşittir 3 olarak hemen çözüme ulaşırız. Şuraya geldiğimizde son soru. Size bırakacaktım ama ben çözdüm. fx 7 üzeri x eksi 4 ise fx 45 olan x sayısı nedir diyor. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Görüntüsü 45 olan, yani şu fonksiyon altında görüntüsü 45 olan x sayısı nedir? Onu bulabilmek için daha önceki dersimizde buna uygun problemler çözmüştük. Şöyle yazabiliriz. Buradan bu 4'ü öbür tarafa attığımda 7 üzeri x 49 olur. O da 7'nin karesidir. X 2 olarak elde edilir. Çok teşekkürler hocam. O zaman artık yavaştan logaritmanın özelliklerine geçelim. Şimdi onları verelim. Logaritmanın özellikleri bir kere üstel fonksiyonların özelliklerinden elde edilen özelliklerdir. Dolayısıyla bir sayısının her tabana göre logaritması sıfırdır. Bunu hemen söyleyebiliriz. Neden? A üzeri 0, 1 olduğu için bu otomatik olarak hemen gerçekleşir. Daha önce söylemiştik, e tabanına göre logaritmayı ln x olarak göstereceğiz demiştik. 10 tabanına göre logaritmayı da sadece log x olarak yazıyoruz. Bu gösterimleri unutmayalım. Diğer özellikler paralel bir şekilde elde edilebilir. Şimdi isterseniz bunlarla ilgili birkaç problem çözelim. Buyurun hocam. Yine sınavlarımızda sıklıkla karşımıza çıkabilecek türden sorular var.
Logaritma a tabanına göre 81, 4 ise a nedir diye soruluyor bize. Biz logaritmayı şöyle tanımlamıştık. 81'in a tabanına göre logaritması a'nın 81'i veren üssüydü. Dolayısıyla a'nın dördüncü kuvveti neyi veriyormuş bize? 81'i veriyormuş. Buradan bunu hemen yazabilirim ben. 81 de 9'la 9'un çarpımı, o da 3'ün karesiyle 3'ün karesinin çarpımı, 3'ün dördüncü kuvveti elde edilir. Dikkat ederseniz bu sefer üstler eşit. A üzeri 4, 3 üzeri 4, o halde tabanlarımız da eşit olacak. Yani A dediğimiz sayı buradan 3 olarak hemen elde edilecek. Şimdi logaritma 5 tabanına göre 125'i nasıl hesaplayacağız? Bizim aradığımız şey nedir? 5'in hangi kuvveti 125'i veriyor? Bunu böyle düşünüp hemen yazabiliriz. Yani 5 üzeri şuna x dersem bilinmeyen olarak 5 üzeri x acaba 125 yazarsak x ne oluyor? Buna bakacağım. 125'i biz nasıl yazabiliriz? 5 tane 25 diye yazabiliriz. O da 5 tane 5'in karesi yani 5'in kübü olur. X sayımızı buradan 5'in kübü olarak x 3 olarak elde ederiz. Tabanlarımız eşit dikkat ederseniz x 3 olur. Şurada yine bir şey var. Logaritma denilmiş. Biz buradan anlayacağımız şey şuydu. 10 tabanına göre logaritma. X artı 5'in 10 tabanına göre logaritması 2 ise x nedir diye soruluyor bize. Biz bunu yapabilmek için hemen şunu yazıyoruz. 10 üzeri 2 eşittir x artı 5 ise buradan ne olacaktır? 10 üzeri 2 100 biliyoruz. Dolayısıyla x de 95 olarak elde edilir. Burada bir soru daha var. Logaritma 5 tabanına göre logaritma 5 n ise logaritma 20 neye eşittir diye soruluyor bize. Logaritma 20'yi biz şöyle yazabiliriz. Logaritma 20 çarpı 5 bölü 5 diye yazabiliriz. Bir çarptım, bir böldüm. Sonuç değişmedi. Logaritma 100 bölü 5 diye yazabiliriz. Bu da bize logaritma 100 eksi logaritma 5 gibi bir ifade veriyor. Özellikleri kullandığımızda. 100 biliyoruz ki 10'un karesidir. 10 tabanına göre 10'un karesi 2 olacaktır. Buradan 2 eksi logaritma 5 elde edilir ki logaritma 5 n olduğu için bize öyle verilmişti. Biz logaritma 20'yi n cinsinden 2 eksi n olarak yazabiliriz. Örnek şimdi, sorularımız devam ediyor. Buna da biraz devam edelim. Logaritmik soruları şöyle verildi. Bunu özellikleri kullanarak biz şöyle yazabiliriz. Toplam çarpım getiriyordu. Fark ise bölüm getiriyordu bize. Öncelikle şu kısmı biz logaritma 4 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla önünde eksi olduğu için bunu paydaya yazacağım. Şu ifadeyi de 20 çarpı 80 bölü 4'ün karesi biçimde basit bir hale getirebilirim. Buradan 2 çarpı 8 16 çarpı 100 yazabilirim ben bunu. Bir dakika. Logaritmayı unuttuk. Payzasında da 16 var. Şunlar kısalıyor. Dolayısıyla bu ifade logaritma 100 olarak elde edilir. Logaritma 100 neydi? 10'un karesiydi. 2 olarak elde ederiz. Diğerleri de benzer şekilde yapılabilir arkadaşlar. Evet. O zaman madem öyle, şimdi matematik zaten gündelik hayatımızda sürekli karşılaştığımız, hayatımızın her alanında var olan aslında bir konu. Biz bu üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ilgili, gündelik hayatla ilgili uygulamalardan varsa bir şeyler paylaşabilir misiniz? Hemen söyleyelim. Aslında radyoaktif bozulmayı, nüfus artışlarını, sonra
bileşik faizleri ve diğer birçok alanda aslında üstel ve logaritmik fonksiyonların uygulamaları çok fazla. Biz burada birkaç tanesinden söz edelim. Biri radyoaktif bozulmayla ilgili olsun. Diğeri de Richter ölçeğine göre depremlerin ölçümleri vardır ya. Bu ölçümler nereden geliyor? Onunla ilgili sorular olsun. Öncelikle şöyle bir soruyla karşılaştığımızı varsayalım. Yarılanma ömrü 20 yıl olan radyoaktif bir maddenin başlangıçtaki kütlesi 640 gram olduğuna göre 60 yıl sonra bu maddeden kaç gram kalır? Şimdi burada bilmediğimiz bir takım şeyler var. Yarılanma ömrü var, değil mi? Radyoaktif madde diye bir şey var. Onlarla ilgili bir açıklama yapayım. Ondan sonra problemimizin çözümüne dönelim. Şimdi kimyacılar çok iyi bilirler. Bazı atomlar kararsızdır. Ve sürekli olarak kütle veya radyasyon yayarlar. Bu yayma işime biz radyoaktif bozulma diyoruz. Atomları kendiliğinden bu süreçten geçen bir elemente radyoaktif element diyoruz. Radyoaktif bir maddenin bozulma sonucu kütlesinin yarıya inme süresine de yarı ömür diyoruz. Yarı ömür dediğimiz şey de bu yarılanma süresi. Tabii bu atomlar bozulmaya uğradığı için bu atomlar belli bir bozulmadan sonra tekrar yeniden kararlı hale gelip bu elementleri başka elementlere dönüştürebilirler. Mesela karbon 14 diye bildiğimiz element bozulduğunda azota dönüşüyor. Radyum diye bildiğimiz element de bozulmaya uğradığı zaman sonuçta kurşuna dönüşüyor. Şimdi bu bilgilerden sonra biz problemimize tekrar dönersek, yarılanma ömrü ne demekti? Radyoaktif madde ışınlama yaparak kütlesini kaybediyor. Kütlesini kaybederek yarıya indiriyor. Bunu kaç yılda gerçekleştiriyormuş? 20 yılda. Bize ne soruluyor? 60 yıl sonra bu maddeden kaç gram kaldı? O halde her 20 yıl için bir yarılanma yaşamamız gerekiyor. 640 gram bir radyoaktif madde birinci yarılanmada 320 grama iniyor. İkinci yarılanmada 160'a iniyor. Sonra üçüncü yarılanmada da 80 grama iniyor. Demek ki 60'ın içinde 23 3 defa olduğu için 3 kere yarılanma yaşanacak. 3 kere yarılanma yaşadığı için 640'tan 320'ye, 320'den 160'a, 160'tan 80'e iniyoruz. Demek ki 60 yıl sonra bu radyoaktif elementin ya da maddenin 80 gramı kalıyormuş. Yine benzer bir soruyu sınavlarımızda şöyle sorulduğunu düşünebilirsiniz. Buna benzer sorular geliyor. Başlangıçta kütlesi 440 gram olan bir radyoaktif maddeden 42 yıl sonra bu maddenin kütlesi 55 gram kaldığına göre yarılanma ömrü kaçtır diye soruluyor. Bu sefer de yarılanma ömrü soruluyor bize. Demek ki bizim 440 gramlık maddemiz önce bir yarılanıyor, 220 grama iniyor. Sonra 110 grama iniyor. Sonra da 55 grama iniyor. Kaç tane yarılanma süreci var burada? 3 tane yarılanma süreci. Birinci, ikinci ve üçüncü yarılanma süreci. 42 yılın içinde 3 kere yarılanmış. O halde biz 42'yi 3'e bölersek ne olacaktır? 14. 14 çıkıyor. Demek ki bizim yarılanma süremiz de 14 yılmış arkadaşlar. Biraz da zamanımız azalıyor o nedenle depremlerden söz edelim. Son olarak da bundan bahsedelim hocam. Evet, buyurun. Öyle yapalım. Bir depremin sismografta ölçülen genliği 10 milimetre ise depremin büyüklüğü nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir deprem olduğunda biz bunun büyüklüğünü ölçmek için Richter ölçeği dediğimiz bir ölçek kullanıyoruz.
Richter ölçeği ne demek? Richter ölçeğine göre bir depremin büyüklüğü, depremin dış merkezi dediğimiz merkezden 100 kilometre ötede sert bir zemin üzerine yerleştirilmiş bir sismograf, özel bir sismografla mikron cinsinden ölçülen maksimum genliğin 10 tabanına göre logaritmasıyla bulunuyor. Şimdi burada 1 milimetre 1000 mikron olduğu için ya da mikron milimetrenin binde biri olduğu için biz bu problemimizi şöyle çözebiliriz. Bizim sismografımızda bir grafik çıkıyor. Bu grafiğin maksimum genliği ölçülmüş 10 milimetre. 10 milimetremiz ne olacaktır? 10.000 mikron olacaktır. Biz bu mikron cinsinden bulduğumuz sayının 10 tabanına göre logaritmasını hesapladığımızda kaç tane sıfır var? 4 tane. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma 10 tabanına göre 10 üzeri 4. Şu 4'ü başa alıp şöyle yazabilirim. 4 çarpı logaritma 10 tabanına göre 10. Şurayı sileyim. Logaritma 10 tabanına göre 10. Şurası 1 olduğu için sonuç 4 çıkıyor. Demek ki depremimizin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4'müş. Son bir soruya eğer zamanımız varsa hızlı bir şekilde geçelim. Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki bir depremin genliği 3.2 büyüklüğündeki bir depremin genliğinin kaç katı olur diye soruyor. Dolayısıyla genlik mikron cinsinden ve bizim depremin büyüklüğü ne olacaktı? Logaritma 10 tabanına göre genliğin mikron cinsinden ölçümü. Buradaki her 10 çarpanı bana bir tam sayı verecektir. 6.2'den 3.2'yi çıkarırsam 3 kalıyor. Demek ki genlik her bir tam sayı için 10 kat büyüyeceği için 10 çarpı 10 çarpı 10 demek ki 6.2 büyüklüğündeki bir depremin şiddeti ya da büyüklüğü 3.2 şiddetindeki bir depremin büyüklüğünden 1000 kat daha fazlaymış. Evet, bu da bununla ilgili güzel bir örnek oldu. Çok gerçekten hayata dair çok önemli aslında logaritma ile ilgili, üstel bir logaritmik fonksiyonlarla ilgili aslında hayata dair çok her şeyi anlatan sorular bunlar. Gündelik hayatımızda da karşılaştığımız. Vaktimiz varsa ben bir probleme daha değinebilirim. Yani yoksa da burada kesebiliriz. Hocam tamam, bir soru daha o zaman madem sizden alalım, sonra ben hızlıca kapatırım. Şimdi elimizde bir bakteri kültürü var. Bu bakteri kültürü, kültürünün popülasyonu yani nüfusu her saatte 2 katına çıkıyormuş. Acaba 4 saatte kaç katına çıkar? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Şimdi oluşan nüfus ya da popülasyon her saatte 2 katına çıktığı için bir kere her saat için bir 2 çarpanı gelecek. Kaç saatimiz var? 4 saat. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Peki mevcut olan popülasyonumuz ne? Şu. O halde demek ki bizim oluşan 4 saatin sonunda oluşan 4. saatte oluşan nüfus yoğunluğumuz ya da popülasyonumuz 150 çarpı 2 üzeri 4 diyebiliriz. Yani 16 çarpı 150 hangi sayıysa o kadar
popülasyona ulaştı diyebiliriz. Burada kesebilirim. Evet, çok teşekkürler hocam. Katılımlarınız ve anlatımlarınız için. Arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben yavaşça artık programı kapatıyorum. Evet sevgili izleyiciler, programımızda genel matematik dersi kapsamında üstel ve logaritmik fonksiyonlar konusuna yer verdik. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.